Merhaba arkadaşlar, kanalıma, Uğur'la evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine Miliç kampında kampımız devam ediyor. Meraklısı için yukarıya linklerini bırakacağım arkadaşlar. Hani şu an bulunduğum ortamı böyle detaylıca çekmeye çalışmıştım. O videoları izleyebilirsiniz ve yine bu kamp alanında yaptığımız bazı videolar var, çektiğim videolar. Onları da yine yukarıya link olarak bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben gerek çadırımın içerisine, gerek çadırımın dışına yaptığım, kullandığım böyle pratik çözüm önerileri var. Hani kamp ortamında işinizi kolaylaştıracak çadırınızın içinde ya da dışında kolay çözümler var, pratik öneriler var. Bunlarla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Böyle bunları hızlı hızlı geçeceğim, anlatacağım sizlere. Umarım sizler için faydalı olur arkadaşlar. Hemen izleyelim. Evet, çadır ortamında, kamp ortamında geldik bir diğer pratik çözüme. Eşim yine bu beşlik su şişelerin ön kısımlarını kesti. Arkadaşlar, bir tanesini şampuanlık olarak ayarladı. Böyle hemen çadırımın önünde. Bir tanesini de deterjanlık olarak ayarladı. Tabii yine sıktığımız işte oflardır, güneş kremlerimizdir vesaire. Hepsi burada, yani yük etmeden burada herkes işini hallediyor. Sonrasında şampuanını buradan sıkıyor, duşuna gidiyor ya da işte güneş kremini buradan sıkıyor ya da işte deterjanlar vesaire hemen burada elimin altında. Zaten çocukları şu karşıda yıkıyorum o sıcak sularla. Burada yıkıyorum. Burada malzemelerim. Çadırım zaten, masam burada gördüğünüz gibi. Evet, bu kısmı şöyle altına doğru bakacak olursak yine bir pratik çözüm daha var burada arkadaşlar. Yine 5 litrelik su şişesi. Ters çevirdi eşim. Şu üst kısmını kesti arkadaşlar. Yani altını diyeyim, şu kısmı. Şu kısmı kesti arkadaşlar. Sonrasında hani şuradan bakın kesti. Ters çevirdi. Üzerine istersek şu kapağı çıkartarak hani bol miktarda su dökebiliriz. İstersek de şurada küçük bir kısım ayırdı. Buradan yine su bittiği zaman su ekleyebiliyoruz. Şöyle bakın, ters çevirdi, iple geçirdi. Sonrasında şuraya şunu satın aldı. Şu uç çeşme olarak bakın. Şöyle çok pratik ya. Benim için burada bu lüks yani. Kimsenin böyle çeşmesi yok burada. Hiçbir çadırın başında özel bir çeşme yok ama bizim böyle bir pratik bir düşünce aklımıza geldi. Hatta işi o kadar ileri boyuta götürdük ki şöyle bir fayans vardı. Kenarda atıl kullanılmayan. Biliyorsunuz çam ağacının reçinesi akıyor. O hem elimize bulaşmasın hem ağaçtan her seferinde elimize bir şey gelmesin diye. Bunu da böyle fayans döşer gibi bunu da arkasına koyduk. Çok pratik oldu. Aynı şekilde şu dip kısma da eşim çukur kazdı ki akan su hani burada birikmesin, kolay insin aşağı doğru diye. Bu şekilde bir taş da vardı burada bulduğumuz, onu da altına koydu. İşte zaten burada hani bulaşık yıkadığımız, el ayak yıkadığımız, duş aldığımız kısımlar var ama burayı da hemen böyle çadırımın önünde, masamın kenarında hani işimi gücümü yaptığım, yemeğimi hazırladığım, tüpümün olduğu kısımda çok pratik oldu. Çocuklar kalkıyorlar sabah çadırdan, geliyorlar burada işte hemen sıvı sabun da burada, ellerini yüzlerini yıkıyorlar. İşte ben pratik yapacağım yemekle ilgili olan sebzemi, meyvemi yıkıyorum filan. Sık sık böyle rahat oluyor. Bittiği zaman da zaten buradan hemen beşlik suyu dolduruyoruz. Emin olun o bize biraz gidiyor yani. Diğer çadır ortamında kolaylık sağlayan, pratiklik sağlayan öneriye. Bilirsiniz bu sepetlerden, bu plastik kasalardan daha doğrusu. Marketlerde oluyor. Kenarlarında bırakıyorlar, markete kenarlarında biriktiriyorlar. Biz de bu bulunduğumuz alana yakın bir market var, A101. O da kenara böyle biriktirmiş. Bunları güzel köpükledik ve kullanıyoruz. Ne yapıyoruz mesela, hemen bulaşığımı yıkadım burada. Bulaşığımı koyuyorum. Sonra durularken buraya koyuyorum. Bu sepetten bir tane daha var. Kirlileri de orada biriktiriyorum. Bu şekilde bayağı bir pratiklik sağlıyor bize. Hem suyu da güzel akmış oluyor bakın burada. Şimdi bulaşıklarımı yıkadım. Buraya koyacağım ve burada güzelce kuruyacak. Kampta, çadır ortamında pratik çözüm önerilerinden bir başkasını göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Şu ana borulardan, demirlerden birinden diğerine ben ip bağlıyorum. Bu ipin üzerine de böyle giyeceğim kıyafetleri şu şekilde asıyorum arkadaşlar. Hem ayak altında kalmamış oluyor, hem çok fazla kırışmamış oluyor elimin altında. Bu şekilde bakın, hani şöyle ana kısımlarda değil de ana borularda, orta kısımlarda, böyle sürekli kullanacağınız yerlerde değil de daha böyle kenar kısımlara bunu yaparsanız daha pratik, daha çözümcü olacaktır. Mesela hemen kapımın girişindeki şu kısmı göstermek istiyorum. Burada da böyle yarım şeklinde yaptım çünkü artık kapı girişi bundan sonrası.
Yarım yaptığım bu kısımda da biliyorsunuz çadırda, kampta akşamları serin oluyor, soğuk oluyor. Bu kısımda da biz 5 nüfusuz, 5'imizin böyle kapşonlu kalın hırkası var. Sonda da uzun eşofmanları var çocukların. Hani gündüz biliyorsunuz şortla geziliyor. Akşamları işte uzun pantolon, eşofman, kapşonlu geziyoruz. Dediğim gibi kalınları da hemen buraya koyuyorum ki soğuk çıktığında, rüzgar olduğunda hemen buradan geliyorlar. Rahatlıkla kapının kenarından alacaklarını alıyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle eğer bu şekilde yüksek tavanlı bir çadırınız varsa bu olayı yapmanızı tavsiye ederim. Evet, yine plastik kasalarla geldim karşınıza arkadaşlar. Normalde benim burada kumaş bez dolabım vardı, böyle hani iki bölmeli diyeyim size. O şekilde kıyafetler vesaire, hani diğer kullandığım eşyalarımı onun içine koyuyordum, katlamaya çalışıyordum. Artık o bu sene dayanmadı. Bir 10-15 gün kadar kullandım. Sonrasında tamamen kırıldı demirleri. Yine bu sepetlerin içerisinde ne yaptım ben de? İşte her sepet bir kıyafet, hani herkesin olduğu kıyafetleri böyle yerleştirdim. Her sepet birine verdim. Sonrasında da mesela şöyle sepetin bir tanesini de ne böyle kullandığımız malzemeleri pratik böyle elimizin altında. Gerçekten çok kullanışlı oluyor. Hem düzen veriyor hem kullanışlı. Çocukların oyuncaklarına kadar o sepetleri yerleştirdim. İşte kitaptır, kıyafettir, kullanacağım diğer malzemelerdir. Hem böyle çok fazla yer kaplamadı çadırın içerisinde. Hem de çok düzenli, kullanışlı bir hal aldı. Şöyle göstereyim ben size. Burada yine arka tarafında da var kullandığım malzemeler. Böyle pratik çözüm olmuş oldu. Bunu da hemen sizlere tavsiye ediyorum. Yine arkadaşlar ben bu plastik kasaları sehpa olarak da kullanıyorum. Eşimle oturduğumuz zaman, böyle arkamıza yaslanıp oturmak istediğimiz zaman çayımızı kahvemizi burada içiyoruz. Hemen sehpayı ortamıza alıyoruz. Böyle portatif gezdiriyoruz. Gerçekten bu da çok pratik oluyor. Tavsiye ederim sizlere. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Farklı videolarla ben yine sizlerin karşısında olacağım. Mutlu kalın, hoşça kalın. Bay bay.